Ben Mia. Bana gönderilen sihir kitabıyla uçuyorum sen topyada. Adım adım yürüyorum her yeri. Bu harika yeri keşfediyorum. Bu bir rüya mı ya da hayal mi? Yoksa başka bir tür gerçeklik mi? Öylece dururum karanlık çökerken. Bir kahraman olmayı düşünürüm. Gel uç benimle. Yukomo ve benimle. Gökyüzüdür gittiğim yer. Uçuyorum özgürce. Gerçek mi bu gördüklerim? Boş ver nasılsa kendimleyim. İşte ben Mia, ben kendimim. Gökkuşağı Köprüsü'nden geçiş. Malikaneye gidiyordum. Hadi acele edip alın biraz. Franka, sen bir harikasın. Evet, öyleyim değil mi? Hey, sadece biraz dedim. Aslında hepsi biraz sayılır. Yoksa kutuları da mı yalayacaksın? Güle güle. Tarzan! Motorunu çalıştır hemen. Violetta, neredesin? Çalışıyor olman gerekiyordu. Senin burada inmen gerekiyor. Ama Tarzan... Tüm bu olanlardan sonra bu topraklara giremezsin. Yoksa seni zindana kapatır. Zindanı da mı var? Şaşırdın mı yoksa? Sanki kontes tanımıyorsun. Merak etme, Tarzan'ı bulurum. Durmana çok sevindim Mario. Şu binici botlarından kurtulamıyorum. Fermuarı sıkışmış. Senden rica edip böyle gülümsesen bana yardımcı olur musun? Yoksa seni kovarım. Neden uymuyor anlamadım. Aslında ayaklarım miniciktir. Fark etmedin mi? Ayrıca bu botlar da paranın satın alabileceği en iyi botlar. Evet öyle. Bacaklarının ne kadar narin olduğunu şimdi fark ettim. Diğer ayağımı görmek ister misin?
İşte buradasın. Aklından ne geçiyor senin? Bu ne cüret? Beni rahat bırak. Şifreyi söyle. Hala uyuyan ve türünün tek örneğini bulmak için başkasının gözünden bakmalısın. Merhaba sevgili periler ve peri olmayanlar. Nasılsınız? Merhaba Mia. Lasita'nın hayvanlarla ilgilenmesine yardım ediyorduk. Onların bu kadar iyi olduğuna inanamıyorum. Gerçekten harika bir iş çıkarıyorsun. Onca. Teşekkür ederim. Bence Rixel'in çirkin sirkinden çok burada olmaya bayılıyorlar. Öyle değil mi? Evet öyle. Henüz tam olarak uysal değiller ama. Ayrıca Rixel dışarıda olduğu sürece büyüsü altına kolaylıkla girebilirler. Söyleyin bakalım. Şu var ya denen kız ne oldu? Ha? Henüz görmedim. Belki geri dönmüştür. Hala inişe çalışıyorsun öyle mi? Merhaba çocuklar. Bugün ne yapıyoruz? Efendim, çok dinlenmiş görünüyorsunuz. Zırmalamanın sırası değil, Rixel. Sonun geldi. Baştan aşağı tam bir hayal kırıklığısın. Ama öylece gidemem ki. Gökkuşağı Adası'nın anahtarı olan taç artık kanatlı tek boynuzda. Eğer o periler senden önce davranırlarsa artık her şeyi kontrol edecekleri bir silahları olur. Peki adanın nerede olduğunu biliyor musun? Tabii ki hayır. Ama bir planım var. Hem de harika, aşamalı bir plan. Ben şimdi size anlatayım. Planınla hiç ilgilenmiyorum. Hadi elini onlardan çabuk tut. Anlaştık mı? Kesinlikle bu yeşil çamur havuzunun berraklığı kadar anlaştık. Plan, her şey planla ilgili. Bu da ne? Bu bir tava. Plan değil ki. Öyle mi dersin? Yemek yapma sırası sende. Tokito aç ve can sıkıyor. Bugün sen halledeceksin. O sinir bozucu periler panzehri almadan önce Gökkuşağı Adası'nın yolunu bulmam gerek. Bir plan yaptım. Öyle mi? Neymiş peki? Sana detayları anlatamam. Ama bunun teke tek bir mücadele olacağını söyleyebilirim. Hadi gidiyoruz Gurka. Döndüğümde akşam yemeği hazır olsun. Aklından bile geçirme. Size yeni kehaneti söylemeliyim. Kehanet mi? Hadi Mia. Kehanette hala uyuyan ve türünün tek örneğini bulmak için başkasının gözünden bakmalısın diyor. Bu da ne böyle? Sentopya şiiri falan mı? Bu bir ipucu. Umarım yeşil halici bulmamıza yardımcı olur. Sanırım Zolana ve Shiva henüz bulamadı. Hadi o zaman. Zolana ve Shiva'yı bul. Hadi Onçal. Hey, beni bekleyin. Ben de arama partisine katılmak istiyorum. Üzgünüm. Bizimle gelemezsin. Çünkü hala uçamıyorsun. Kendin söylemiştin.
Bana neyi yapıp neyi yapamayacağımı söyleme Mia. Belki de burada kalıp Lasita'ya yardım edersin. Hadi gidelim. Hayvanların çok iyi temizlenmesi lazım. Ellerini kirletmeye hazır mısın? Ayrıca işimiz bittiğinde sana uçmayı öğretmeme ne dersin? Bütün sahili aradık ama hiçbir şeyi bulamadık. Yani şekli boynuza benzeyen bir şey bulamadık. Hem de yeşillerle kaplı olacak. O yüzden adı Yeşim. Ama ben bu gökkuşağı adasında kimseyi göremiyorum. Sanırım şuradaki bitkilerin altında bir şey var. Bakın. Evet. Ben de gördüm. Vay canına. İşte yeşim boynuz bu. Başardınız. Biz mi? Başardık. Burada olduğunu biliyordum. Shiva batı tarafında olduğunu söylemişti ama ben sürekli hayır burada olmalı dedim. İkiniz de iyi iş çıkardınız. Hadi şimdi saraya dönüp keşfinizi rapor edin. Duydun mu? Harika iş dedi. Boynuz şu tarafı işaret ediyor. Bütün o sesin arkasından görmek çok zor. Önemli olan dört yüzeye uygun olup olmadığı. Onça bak. İnanılmaz. Hala hiçbir şey göremiyorum. Sadece bulutlara takılarak gitsek olmaz mı? Dur. Başkasının gözüyle bakarak bulabilirsin. Çocuklar, bunu görmelisiniz. Ada gökkuşağıyla kaplanmış. Sanırım aradığımız yer orası. Hadi gidelim. Hepimiz gidemeyiz. Biri yeşim boynuzunun başında beklemeli. Anahtarı çalmak isteyen olabilir. Haklısın. İyi düşündün. Peki kim kalıyor? Soruyu soran tabii ki. Bir gün kral olduğumda bütün kuralları değiştireceğim. İşte bunu Fadıl vermişti. Adı gökkuşağı suyu taşıyıcısıymış. Ama bu şişe küçücük. Yarısına kadar da keklik çileği çayıyla dolu. Sadece yardım etmek istiyordu. Gerçekten inanılmaz. Artık adanın neden böyle korunduğunu anlıyorum. Burası o kadar güzel bir yer ki. İşte böyle. Harika yapıyorsun. Gördün mü? Uçuyordum. Ama bir iki saniyeliğine. Evet, kesinlikle gelişme kaydettin. Artık beni maceranın dışında bırakmak için nedenleri kalmayacak. Lasita, bil bakalım ne bulduk. Evet, yeşim boynuzu hem de batı sahilinde. Aynen dediğim gibi. Onlar da şu anda gökkuşağı adasına gidiyorlar. Bunu kaçıramam. Buradaki hava da farklı. Tadının şekerli olduğunu fark ettin mi? Belki. Onça, inanılmaz değil mi? Hoş geldiniz yolcular. Ben Garnivera, gökkuşağı adasının koruyucusu. Buraya uzun bir yoldan gelmiş olmalısınız. Sen konuşabiliyorsun. Gökkuşağı adasındaki bütün tek boynuzlar konuşabilir. Senin adın ne genç tek boynuz? Onça. Sesinin aynı böyle olduğunu hayal etmiştim. O senin kızın mı? Vay canına ziyaretçiler. Daha önce buraya hiç ziyaretçi gelmemişti. Benim adım Flair. Seninki ne? Ben biz... Saçındaki o tüy ne kadar da güzel. Vay canına. Bu tüy bana babam Ono'dan kaldı. Ben onun oğlu Onçao'yum. Sizi ziyarete geldi mi? Hayır. Ama onun yeşim boynuzun muhafızlığını yaptığını biliyorum. O gerçekten de gökkuşağı adasının çok sadık bir muhafızıydı. Seninle tanışmak çok güzeldi. Evet, yapabiliyorum. Hem de Mia kadar iyiyim. Daha hızlı Gurga. Gün bitmeden o iğrenç adayı bulmamız gerek. Gözlerini açık tut.
Oh, bu sarsak peri de kim? Onu daha önce görmemiştim. Belki de bizi gökkuşağı adasına diğerlerinin yanına götürebilir. Onu izle. Mesafeni koru, gizlenmeyi de unutma. Burada ne işin var? Bilmiyor musun? Artık çok iyi uçabiliyorum. Yani ben de gökkuşağı adasına gelebilirim. Üzgünüm ama olmaz. Neden? Mia söyledi diye mi? Hadi Kurka! Yakala şunları! Riksel! Ya bana gökkuşağı adasının yerini söylersin ya da ikinizi de kömür topu yaparım şimdi. Ben kömür olmak istemiyorum. Başka şansımız yok. Hadi! Bekle! Beni bırakıp gidemezsin. Senin uçmayı öğrendiğini sanıyorduk. Bu taraf olmalı Kurka. Periler bizi doğruca oraya götürecek. Büyük adada olmak nasıl bir şey? Diğer tek boynuzluların da senin gibi kanatları var mı? Hayır, sadece bende var. Vay canına. Peki burada başka tek boynuz var mı? Sadece annem ve ben adayı korumak için kaldık. Ama uzun zamandır hiçbir karışıklık olmuyordu. Ne tatlı bir çift oldular değil mi? Şirinlikten de öte. Hadi ama gökkuşağı kaynağına gitmeliyiz. Bu olmalı. Evet. Gökkuşağı kaynağı. Bu kaynaktan çıkan su çok saftır. Ayrıca iksirlerin en güçlü panzehiridir. Tam da bizim ihtiyacımız olan şey. Ama bilmeniz gereken bir şey var. Kaynak kendi isteğiyle hareket eder. Ve sadece tek boynuz kralının hükümdarlıklarına suyunu verir. Bu onçağı olmalı. O son tek boynuz kralının oğlu. Ama kendisi uzun süredir bizimle birlikte değil. Merhaba. Ben onçağı. Tek boynuzların kralıyım. Kaynağınıza ihtiyacımız olduğu için ondan alabilir miyiz diye soracaktım. Bu bir evet miydi? Kaynak isteği reddetti. Üzgünüm onçağı. Bu demek oluyor ki henüz tam olarak tek boynuz kralı olmamışsın. Ama ben babamın tacını taşıyorum. Çabuk saklanmamız gerek. Yüzüğüm. Arkadaşları bunu nasıl uyaracağım? Onları bulmam gerek. Burada kal ve sakın kıpırdama. O çok tehlikeli. Senin için geri döneceğim. Ama ben... Sonunda buldum, muhteşem. Hadi yakalım şurayı. Yeter artık. Eğer onçağı o babasının varisi değilse, peki o zaman kim? Durun. Bu tuhaf koku da ne böyle? Yangın mı? Mao, ne işin var? Riksel, burada. Onu durdurmalıyız. Benim peri prensesi olduğumu bilmiyor musun? Biz burada işleri böyle yürütmüyoruz. Bir peri olamayacak kadar sinirlisin. Hem daha kanatlarını bile çırpamıyorsun. Hayır, çırpıyorum. Bahse girerim. Üç toynaklılar bile senden daha naziktir ama şimdi ne kadar uçuyorsun bir bakalım. O kadar acele etme. Durun. Biraz daha yaklaşırsanız kız yanar. Ha? Tamam. Size bir an önce gökkuşağı kaynağından uzaklaşmanızı ve adayı terk etmenizi öneriyorum. Böylece ben de ikindi çayımı içebilirim. Ama biz zaten gökkuşağı kaynağını aldık. İşte burada. Ne? Hayır. Onça, gidelim. Yardım edin. Ha!
çok daha fazlası iyi oldu, öyle değil mi? Üzgünüm Onça. Gökkuşağı kaynağını bulmanın bir yolunu bulacağız. Ne oldu? Mo'nun bunu aradığına eminim. Hadi tekrar adaya dönelim. Pekala, demek sona erdi. Neyse ki şu Riksel denen adamı benim sayemde yendiniz. İyi ama burada ne işin var? Sarayda kalmanı söylemiştik. Riksel seni mi takip etti? Dinleyin, hepsi benim suçum. Varya'yı köprünün ucunda bıraktım. Ben de tek başıma Riksel'e karşı koymaya çalıştım. Mo, bunu neden yaptın? Artık bir önemi yok. Endişelenmemiz gereken şey gökkuşağı kaynağından nasıl alacağımız. Çünkü Onça o henüz kabul edilmiş bir kral değil. Farkına varamadığımız bir şey var. Hala uyuyan ve türünün tek örneğini bulmak için başkasının gözünden bakmalısın. Hala uyuyan... Belki de kral şu anda bizimledir. Belki sadece uyanması gerekiyor. Tabii ki. Onça, sen onun tek oğlusun. Eğer suyu alamıyorsan nedeni tek boynuz kralı olmaman yüzündendir. Ama baban... Hala hayatta mı? Yaşasın. Bu harika. Hadi onu arayalım. Tek boynuzlar ne zamandan beri konuşuyor? Babamı bulmalıyız. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Tamam Onça. Hoşça kal Garnivere. Hoşça kal Flair. Yardımlarınız için teşekkür ederiz. Çok yakında yine geleceğim. Söz veriyorum. Ne kadar tatlı değil mi? Bu arada mı? Bir şey düşürdün mü? Arkadaşlık yüzüğüm. Teşekkür ederim. Evet. Evet. Sanırım benim gitmem gerekiyor. Hoşça kalın. Sanırım benim de gitmem gerek. Onca, bir dahaki sefere babanı bulmak için geri döneceğim. Nereye kayboldun? Okudun mu peki? Hiç işim yok, senin günlüğünü mü okuyacağım? Ben öyle biri değilim. Teşekkür ederim, sana borçlandım. Evet, bana bazı cevaplar borçluyorsun. Mesela neden birdenbire ortadan kayboldun? Benim çok önemli bir işim vardı. Ama söz veriyorum. Bir gün her şeyi anlatacağım. Bir gün öyle mi?